İnşallah. İnşallah. Tamam. Sağ olun. Müsaade ederseniz hepinize tekrar hoş geldiniz dedikten sonra
bütçe çalışmaları, terör, ekonomi politikası, maliye gerçekten yoğun. Çok uzun zamandan beri böyle bir yürü bekliyordu. Tabii seçimler, bütçe bölgesiyle beraber. Yedirmeliler devletimiz, Maliye Bakanımızdan sizin toplum örgütleri adına randevu istemişlerdi. Ben de bunu size iletim. Sağlığımızı kırmayız. Böyle bir günde bir araya geldik. Valimiz de bir sunum hazırladı. Edirne'nin talepleriyle ilgili. Tabii ki valimizin sunumundan sonra arkadaşların da söyleyecekleri olabilir. Ben tekrar bu yoğun çalışma temposu içerisinde Edirne'ye zaman ayırdığınız için Edirne'den adına teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sayın Bakanım, Sayın Devletvekilim, Sayın Rektörüm, değerli hemşehriler. Öncelikle Sayın Bakanım bizi kabul ettiğiniz için kendim ve kendilerine adına teşekkür ediyorum. Bu gecikmiş olan bu ziyaretinizin inşallah bundan sonra daha sık bir şekilde hem sizlerin Edirne'ye gelmesi hem bizlerin buraya gelmesi şeklinde devam edilmesini temenni ediyorum. Tabii araya seçimler girdi, hükümet kurulması girdi ve bir zaman geçti. Biz de bu arada Edirne olarak daha önce zaten bize yine çeşitli vesilelerle arz ettiğimiz ve birçoğuna da yine desteklerimizle çare bulduğumuz problemlerimizin diğer geriye kalanlarını müsaadenizle arkadaşlarımızla da daha önce bir istişare yapmıştık. Sunmak istiyorum. Başlıklar halinde dosyayı zaten bize de takdim edeceğim. Edirne'miz bir tarım vilayeti. Onun için sulamayla ilgili ciddi eksikliklerimiz var. Bunların büyükleri barajlarımız biliyorsunuz. İnşallah bu Tunca Barajı ile ilgili de beklediğimiz hale devam ediyor. Çözümünün olacağını da inanıyoruz. Siz zaten sizin de sayın başkanım bu konuda bilgiler mevcut. Ayrıca yine özel ilerimiz kanalıyla yapılabilecek ve köy destek kanalındaki köy destek ilgili sunmuş olduğumuz talepte aşağı yukarı 10 TL'ye yakın TL talebimiz var. Bu sene köy destek olarak da sulamalar kampımız. Geçen hafta buradaydık toplantıda. Biraz ödeneklerin fazla olmadığı söylendi. İnşallah oradan gelirse olur ama biz zaten bizden bu yönde yine talebimiz olacak sulama projeleri ilgili. Toplulaştırma ile ilgili hala sıkıntılarımız devam ediyor. Sulama derken? Sulama sulama yaptırdık. Bütün projeleri yaptırdık. Kuyularımız hazır. Eğer para gelirse hemen bir yana yapabilecek durumdayız ve hemen hemen ilimizin bütün ilçelerinde de bu yönde şeyler hazır durumda. Ya geçen sene paramız yoktu, projeyi yani yaptırabildik ama ama ondan önceki sene 3 milyona yakın bir sulamaya para harcadık ve çok da memnun çiftçilerim çünkü iyi bir destek oluyor bu tarafta. Toplaştırma yine çok ciddi problemlerimizden biri çünkü tarımda zaten maruz girdiler dolayısıyla sıkıntı var. Toplaştırma olmayınca da iyice maliyeti artıyor ama toplaştırma olunca bu maliyeti biraz daha düşüyor. Daha önce meclisteki köylerimizde bir taleplerimiz olmuştu. Eğer artarak devam ederse burada da iyi bir sonuç alacağımıza inanıyoruz. Meclislerin temizlenmesi yine Yunanistan'la aramızda önemli bir proje. Sayın Çevre Bakanımızla da konuştuk. Sayın Başbakanımızla da Yunanistan'la yapılan görüşmede ele açmalısı en üstünde bilgi verici. Bu da önemli bir proje mesela. Biz çünkü taşkın 3 senedir oldu. Bu sefer kalan olsun. Bu kadar kar var. Sıkıntımız. Ergen'in nehrinin temizliği. Bununla ilgili önümüzdeki hafta bir yer dedi. Parlamentumuzdan. Bu da önemli bir problemlerimizden biri. Çevre düzeni planla ilgili çalışmalar devam ediyor. Takvim tüm ilgilendiriyor. Çevre Bakanımızla da bu konuları istişare ediyor. İnşallah burada da iyi bir sonuç alacağımıza inanıyoruz. Organ sanayini biraz önce arz ettim. Parsellerimiz satılmış durumda gelişimle ilgili tekrar başvurduk bakanlığımıza. Dün de görüştük. Ama gelişimle de kabul edecekler büyük ihtimalle. İnşallah Mayıs'ta veya Haziran'da şöyle bir düşün fabrikanın temelini atmak istiyoruz sizlere. Bununla ilgili yoğun çalışmamızda devam ediyor. Yine uzun köprüde bir organize sarayıyla ilgili başvurduk. Onun çalışmalarını devam ettiriyoruz. Aynı zamanda organize sanayimizin de yol programı bilginiz var. Haftadan itibaren bu yönde de desteklerinizi bekliyoruz. Çünkü o yol
İstanbul'un yani gelecek olanlar için çok önemli bir süre oldu. Oradan Hamza Bey'e bağladığınız zaman oradan sana gerçekten çok rahatlamış bir partilerde şu anda daha başlığında geçen oluyor. Onu taşıması mümkün değil. Termik santrallerle ilgili çalışmalar, tabii dediğimiz geçen hafta bir toplantı yaptılar. Bu hatta bu arada kömürlüğü yönünde önemli bir yatırım olacak. Fakat biraz çevrecilerimiz ona karşı çıkıyor ama teknoloji yani bunun çaresini buluyor. İnşallah o izah ediyor vatandaşlarımıza. Hızlı trenle ilgili malum çalışmalarımız yapmak durumunda edinleşim önemli olduğunu düşünüyoruz. Havsa yol bağlantısı o arkada gelişmiyor. Şu an bir problem de zaten aslında içinde geçiyor. O da teknikleri var. Programı alınması gerekiyor. Yine pazar yolunda ilgili proje zaten bitti. Ama teklifi de yaptı. Hem köprünün hem de bağlantının yapılmasının kapının yeri de değişiyor. Bölünmüş yol çalışmaları çok önemli. Geçen Batı Yatırım Takımı Saray Başkanımızın da talimatları oldu. Geçen de sağ olun. Verdiğiniz parayla Teşan'la şeye kadar geldi. Uzun köprüye kadar. Bu sene de uzun köprüde Havsa'ya varmak istiyoruz. Zaten köprü de yapmıyor. Uzun köprü de çevre yolu var 7 kilometrelik. Burada muhakkak destek, eğer destek olmasa bizim makine parkımız yok. Sayın Başkanımız makine parkını çalıştığım detaylı noktaları var ama makine parkı biz çevre yolunda rol yaparız yani 7 kilometrelik. Bu tarafta 35 kilometre kalıyor. Burada muhakkak hizmetinizi istiyoruz. Yoksa bunun Havsa'ya bağlanma şansımız bizim çok uzar. O zaman da yer kalmış oluyor. Yok. Bunu hizmetimizle bu sene bitirmek istiyorum. Yani biraz da ihale konusundayla. Sarıç Köprüsü ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Çevre düzeni planıyla beraber ikisinin inşallah orada da gelecek vatandaşını bildiğiz. Müzik testlerinin kurulması yönünde. Türk Güzel binamız var. Restorasyon bekleyen bu hemen hemen resim binalardan tek diyebilirim ki restorasyon yapılacak. Güzel bir bina. Bu yönde de bakanımıza başvurdu ama Ali Bakan'ın simet ederse daha çabuk yaptırabiliriz. Sarayın devriyle ilgili çalışmalar sürüyor. Sarayın tarafında şöyle önemli bir kriz var. Tamamla ilgili de maliyenin diye tabii ki ülkesi şeyi olan, mülkiyeti olan tahsis yapıyor maliye. Vakıflar da diyor ki mülkiyeti bana keşfeden para harcayalım. Buna bir çözüm gelmesi lazım. Yani tahsis yapıyorsunuz ama vakıflar tahsis almak oraya para harcama şansı olmadı ifade ediyor. Mülkiyetinin geçmesini sağlamamız lazım. Yani sonuçta devletin dengisi. Bu yönde de bir çözüm olursa çok isabet olacak. Tarihi köprülerle ilgili sıkıntımız devam ediyor. 4 köprümüz bitti aşağı yukarı. Tuncay'ı da açtık. Belki ufakta bir şeyler gelsin, bari yapacağız. Fakat tarihi köprü çok ciddi sıkıntımız var. Şeyi, topluyu verelim yani. Evet. Burada yine desteğinizde muhtaçız. 6 kilo civarında bir açıldılar. 3 kilo zevdalar dedik. Kültür Bakanlığı'nı alamadık. Sayın Bakanımıza da ilettik. Bu ay içinde herhalde gelecek şu ay içerisinde Edirne'ye. Yine tekrar arz edeceğiz ama iki bakanlığa bu 6 trilyon çıkması biraz zor gibi geliyor. Öyle söylüyorlar. Yani, sağ olun. Böyle yani, bakanlığımızda da size bu Edirne tabiatı bir park yapılması ile ilgili çalışmamızı orada da destekliyoruz. Çok önemli bir konu. Tabiatlar var. Bunlar gerçekten Çanakkale'yi yapmışlar. Çok turistik masumlar önemli. Enes'de bir kapı açılması da bir başvurumda bir de eski köy. Bu o eski köy kapı. Yalnız dış ticaret pek şey var. Yani şimdi gümrükler bir şeyde biraz
çeşitli parası ayrılacak ve yapılacak. Bir de halk eğitimle ilgili aynı şekilde yeri hazır. Daha önce kullanılan bulamadıkları için yer çıkarmış için yerinde. Çünkü halk eski halk eğitimi yapıyoruz. Onlardan başladık. Evet. Orayı oradakiler büyük üretim var. İki evet. Eğitim yapıyoruz. Bir de oraya vermemiz lazım. Evet. Yani şeker pancarına ulaşmıştık bizim. Evet. Orada dört tane adamlar var. Vermedi. Eğer orayı alabilirsek oraya bir okul yapacağız. Bir ağ okul yapacağız. Bir ağ okul var burada. Evet. Orayı halk eğitim olarak bırakabiliriz. İki bin aslında. Evet. Evet. Onları yönetiyoruz. Yeniden destur ediyoruz. İhalesi yaptık. Müteahhitlik başladı. Biraz mahkemelik falan olmuş. Uzanmıştı işi. O zaman o sabit olarak kalabilir, kendisini yapmayabiliriz. Ama şeker pancarını aldığımız yeri böyle bir köprü yapmak suretiyle problemimizi çözmüş oluyoruz. Başka şu anda merkezlerin hemen okul ihtiyacımız kalmamış oluyoruz. Okullaşma yahut da sınıflardaki talep sürekli en az olanı nedir de yani? En iyi durumda. Ama eğitimde en yüksek durum. Evet. MOBESE ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Ama paraya biraz ihtiyacımız var. 800-200 civarında vatandaşlarımız oldu. Biraz daha takviye ihtiyacımız var. Çünkü bütün bizi atar. Başka böyle de talimatlar var. Bu sene 300 yataklı bir devlet hastanesi ile ilgili talep misali devam ediyor. TOKİ de bu. Zaten biz TOKİ yerlerinde. Evet. Ama yürüyor. Yani eğer sevmeliyi vereceğiz. TOKİ tam TOKİ'ye de var. Çünkü daha önce TOKİ'ye tahsis olduğu için o yer diyor ki yani ben burada bir karım yok. Zaten bana tahsis. Hani orada biraz daha ona yenilenebiliriz eğer yapacaksa. Biz onu yeniden istedik. Şey ayırmasını. Hastanenin yerini ona vereceğiz. Bu taşkınlarla ilgili hasarlar için tespitlerimiz bir yerlere gönderdik. Yani bugün parti komutları var. Özel sektörümüzün de var. Onlar da tam burada var. Oralara bir meclisi bekliyoruz. Bu polis meslekçi bunun için çözemedik. Daha önce planlamaya da konuştuk. Sen bunu yeni tahsisi yaptık. Yani yeni hazır. Yeni sektörümüzün de polis okulu yapışın. Planlama müsteşarımız bir türlü bu konuda bize yardımcı olamadı. Olmadı. Yani orada şeyden fazla açık. Şöyle diyor ama efendim şimdi yol yaptık. Bayburt önünden bir yedim. Aslında burada yani böyle küçük yerlerde açıklık mesela oralar boş kalmasından korkuyorlar. Ama bu da üniversitemiz yani. Güçlü bir üniversite. Oradan üretim elemanlığına şeyi var ve Trakya'da hiç yok. Polis okulu. Yani bir tane Trakya'ya olsun. Bu tarım müdürlüklerimizin hem Elazığ'da hem Keşan'da hem de Elazığ'da gizli binalarda ciddi sıkıntımız var. Bunun planlarına geçilmesi çok zor. Ama zatlarımızın desteği olsun. Yani özellikle bunlar çok rahatlıkla yapabilir. Adliye binamız hala tam bir şey yapmak orada inmesin. Nasıl bir adliye binamız? Bunun bir türlü istinadan inmesin de gayet. Ben konuştum. Yoksa olmadı. Şimdi ihale olmadı mıydı? Projenin düzeltme satısını yalnız doğru bir gözüm çağırdı. Bir gözüm çağırdı. Bunun için yapıları keşfetmeler sağlı söyle. Bunlar altı kurmanın da şehir merkezi. Kiralar da şey. Bunu değerlendirmemiz lazım. Bu şu anda tekel binalarımız var. Dün Baro Başkanımız da talepleri bu binalarda esnaf makinesini yani diğer yapılmayacak kadar açabiliriz. Hem böyle açabiliriz. Eskişehir'in yanındaki tekel binası. Evet. Yani binalar müsait bakmışlar. Eğer açılabilirse isabet olur. Pardon binası yapılınca kendi binalarına geçmiş oluyor. Sayın Bakanım ben tekrar çok teşekkür ediyorum. Ben ihtiyaçlarımız oldukça çok bunlar rakamlandırmadı. Bakan Kabay ama Maliye Bakanımız ve Bakanımızın evet. Zenginliği ortada biz hizmetimizde. Şimdi var bir de evet, şey var. Yediğimiz son günlerinde gönderilen paralar. Yeni karpuzda Enes Yolu için. Doğru. 350 GTL göndermiş. Edirne Kırklareli kavşağı için 500 GTL göndermiş. Karayolu. Karayolu. Yani bunları siz biliyorsunuz. Takip edin. Keşan. Kavşak yapıldı zaten. Enes Yolu devam ediyor. Evet, devam ediyor. Keşan geri bulunmuş yolu ve Keşan ayrılığı Aşe'yi yolunun inşaatı için düşmüş. Bunları karayollarına verdiğiniz zaman bunları yapıyoruz. Ya biz ayrıca bir eşitliğe dedik ki oraya açıyoruz. Bunlar da karayollar kanalıyla azaltıklar. İsmail Bey ile bunları paylaştınız. Evet, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bunlar bir müsaade.
yerde görüyorsunuz. Ben de Sayın Bakanımıza, İl İlçe Teşkilatımız burada, Belediye Meclisimizin ve İlgiler Meclisimizin temsilcileri, odamızın, borsamızın başkanları, Trakya Bölge Yönetim Kurulumuz, evet, derneklerimiz, muhtarlarımız, evet, esnaf odamız, hepsi burada. Bu Edirne'nin birlikteliğini gösteriyor. Bizleri kabul ettiğiniz için onlara da bir kez daha... Birlikte olabiliyor yani. Evet, evet. Teşekkür ediyoruz bizleri kabul ettiğiniz için. Sorunlarımız var. Teknopark Sayın Bakanımın sayesinde kuruldu.
Fakat ortakların ticaret odası burada, borsa buradan kendi izinlerini, kendi bağlı oldukları yerlerden alamadıkları için işletim sistemi hızlanamadı. Bekliyorum. Teknopark birçok kişiye iş sağlayacak. Yine Balkan Kongre Merkezi çok ama çok önemli. Üniversitenin değil bu. Edirne'nin ve bölgenin bir yapısı. Burada para sorunumuz yok, inşaat sorunumuz yok. İnşaat hızlı bir şekilde ilerliyor. Bakanımıza yine şundan da arz etmek istiyorum. Hiçbir sorun yok. Yine uzaktan eğitim merkezini açtık. Büyük yatırımlar. Bu Edirne'ye 3 yıl içerisinde 5000 öğrenci getirecek. Dünya buna gidiyor. Ve burada da teşekkürlerimizi arz ederiz. Erdene ile her gün, her televizyonda, her platformda akademisyenler, valiler, belediye başkanları tartışıyor. Fakat düne kadar, yani 2 ay öncesine kadar ellerinde yazılı, yapılmış Ergene projesi yoktu. Vardı da ben bastırdım 3 cilt, 1000 küsur sayfa, 60'tan fazla harita var. Hem durumumuzu hem geleceğimizi ortaya koyuyor. Hiçbir işe yaramazsa kavga ederlerken ağırlıktır, işe yarar. Ekmekçizade Kervansarayı, Sayın Valim ve Sayın Yerel Yöneticiler, Sayın Vekilim, hakikaten Avrupa'da çok gezen bir insan olarak örneği olmayacak şekilde restore ettirdiler. Sorun burada, bunun tabana verilmesi lazım. Çok fonksiyonlu kullanılması lazım. İşletimle bir yere kilitlenmemesi lazım. Bu halkın malıdır, bunu da en iyi üniversite yapabilir. Biz Ekmekçizade Kervansaray'ın işletilmesine tarafız. Yine çok basit, bu sağlık müzesi geçen sene 130 bin ziyaretçi aldı. Aynı zamanda turizmin destinasyonuna sokmaya uğraşıyoruz. Her bir kelime yabancı gelebilir. Henüz Türkiye'de destinasyona girmiş yerler yok. Bir projeyle batıda bunun için savaş veriyoruz. Destinasyona telefe alabilmek için. Ve buraya bu sene 1488-1492'de yapılmış olan tıbbiyenin ilk çıkan doktorların eğitildiği yerin maket ve aynı sağlık müzesi gibi çalışmaları devam ediyor. Burada bakanımın yine desteği var. Sayın bunu yapanlar, sivil toplum örgütleri 500 milyarlık bir yatırım. Bakanımın desteği için burada yine şükranlarımı arz ediyorum. Bir de benim çok basit söyleyeceğim bir şey var. Ben Karaağaç'ı hiçbir şartta terk etmedim. 400 kişi çalışıyor, 100'den fazla araç gidip geliyor. Sel oldu, kum geçti, kaldı, terk etmedik. Fakat Karaağaç yolu, ben çevre yolundan bahsetmiyorum. Eğer düzeltilmezse arabaların takımları diye bir şey kalmayacak. Ayrıca benzin de harcıyoruz. Kendime göre bir miyat koydum. Eğer bu yol düzeltilemezse bilemiyorum ne kadar dayanırız. Yani bu yolu bekliyoruz. Karaağaç yolu. Benim bahsedeceklerim Sayın Bakanım bundan ibaret. Harbiye fışlasını valim burada bir türlü milli emlaktan alamadık. İçinde öğretim yapıyoruz. Oraya yeni bir yer açtık. Yapıyorum. Yapıyorum da fuyuloylu, kömürü, yani ödeneğini benim değil mi? Malum değil. Ama biz yine de eğitimi yayabilmek için, canlandırabilmek için gayretteyiz. Elektrik, su, Sayın Bakanım. Vaktinizi almayayım. Vaktinizi almayayım. Tahsis, mahsis bir şey değil mi? Yapalım. Takıldı. Milli emlak takıldı. Bir de son cümle, Trakya Üniversitesi bugün 75'e yakın tam donanımlı yoğun bakım yatağına kavuşmuştur. Bu bir milli servettir. Hastaneyi açabilirsiniz ama yoğun bakımlar açamazsınız. Edirneliler Sayın Bakanımın desteğiyle bunu başardılar. Bunu arz etmek istiyorum. Tabii içine koyacak hemşire ve personele ihtiyaç var. Zaten kendileri imzalayacaklar, söz verdiler son yüzü. Sağ olsunlar. Şükranlarımızı arz ederiz efendim. Üniversite olarak.
Şimdi değerli arkadaşlar, biz devamlı konuşuyoruz. Sizler sağ olun, ayağınıza sağlık, ziyaretime geldiniz. Fakat muhakkak sürekli sizin söyleyecekleriniz var. Çünkü sivil toplum örgütlerimiz burada hepsi. Onun için ben sizleri dinleyeceğim. Yani sizlere tek tek burada şey yapıp, söz verip sizleri dinleyeceğim. Mikrofon var mı? Ha. Evet, söz almak isteyen sağ ol. Bana göre sağdan, size göre soldan başlayalım. Ha, tamam, sonra bu buradaki arkadaşımız arayacağız. Buyurun. Sayın Bakan. Evet. Yaptırmış olduğunuz Milli Piyango Lisesi'nin okul aileleri başkanı. Tamam. Bu okulumuzun her şeyi tamam. Evet. En son bir çevre düzenlemesi olayı kalmıştı. Evet. Okulumuza gelmiş olduğu ziyarette onu halledeceğiz. 1250 yerlere. Evet. İkincisi... Ne oldu yani? Halledeceğiz. Olmadı mı orası? Olmadı yani. Olmadı. Ha, olmadı. Bana söyle de ben onu notunu alayım. Sayın Valim ve eski okulumuzu gayet güzel anlattı. O şimdi biraz eski Milli Eğitim Bakanı, şey Milli Piyango Genel Müdürü maalesef. Evet. Kazaya kurban gitti. Allah rahmet eylesin. Yenisine onu söylememiz lazım. İnşallah. Sayın Valim eski okulumuzu, okulumuz okulu gayet güzel anlattı. Ben de fotoğrafları var. Onları size arz edeceğim. Birim maliyet üzerinden yapılıyor. Birebir tarihi dokusunun özelliğiyle her şey isteniyor. 575 civarında bir rakam var ama ben edindiğim bilgiye göre biraz daha 500 civarında bir rakama gerek duyulacak. Benim söyleyeceğim bu kadar sanırım. Teşekkür ederim. Evet. Sağ olun. Evet. Ama belli bir zaman sonra o senin çevre düzenlemen olmazsa benim haberim olsun. Yani birkaç ara geçti olmuyor. Bak bir ayrı yahut tabii danışmanlara bitir. Sayın evet. Bakan, bizlere kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum. İlgilenmeniz üyesi Yavuz Özgür. Her şeyden bahsediyoruz. Sayın Muhallemiz genel yönetimlerde neler yapıldığını, neler gerektiğini izah etti. Ancak tabii ki Edirne ticaret yapan bir esnaf olarak da bizlerin çok büyük sıkıntıları var. Edirne yani yerelde sıkıntılarımız olduğu gibi sınır boyunda ticaret yapmak için de bizlerin sıkıntıları var. Nedir bu sıkıntılar? Sınırdan diğer ülkeye geçebilmek için 7 günleri bekliyoruz. Hangi 7 günlerse onları da bilemiyoruz. İki de burada Sayın Valim'le görüştüğümde ticaret yapanlar gelsinler bana, ben gerekli izinleri vereceğim dedi. Fakat bakıyoruz, mevzuata uyamıyoruz. Neymiş efendim, eğer bir ticaret erbabı ithalat ihracat yapabilecekse 6 ay içerisinde 100 bin dolarlık bir ticaret yapması gerektiği bildiriliyor. Tabii gümrük müsteşarlarından. Şimdi gidip gelmediğiniz takdirde neyi yapacaksınız? Hangi şeyi, hangi ticaretini yapacaksınız? Şimdi bir yerden kaçakçılığı engellemek, mazot kaçakçılığını engellemek, bir taraftan işte ben sigara kaçakçılığını, kaçakçılığını engellerken tamamen ticaretimizden yoruldum. Bizler ticaret yaparken yakın sınıf komşularımızla dostluklarımızı ilerletmiştik. Burada dostluk bağlarımız da gitti. Yani ben şöyle bir şey söylüyorum. Hatırladığım kadarıyla 3-4 senedir biz bunun sıkıntılarını yaşıyoruz. İçeride ticaret yapamadığımız gibi, hadi diyoruz burada olmuyorsa dışarıdan komşudan biz para getirelim. Yani dış ticaretimizi artıralım. Bunu da yapamadık, başaramadık. Yine Sayın Valim'le görüştüğümde olur böyle şey, bir sınırdan, yani eğer siz Yunanistan'a gidiyorsanız Yunanistan'a gitmişsinizdir. Diğer bir yerde Yunanistan'a ertesi gün gidebilirsiniz deniliyor. Fakat oradaki iş güzel arkadaşlarımız onlara da engel oluyor. Yani iki ucu toplu değil, açıkçası söylüyorum. Ondan yukarı tükürsek büyük, aşağıya tükürsek sakal. Ticarette yeni yeni kapılar, yeni yeni versiyonlar açmamız lazımken şu anda Edirne ticareti, bizim az önce bir hesap yaptık Hüseyin Tatlıses arkadaşımızda, 20 milyon dolar gibi sekteye uğradı. Bu 20 milyon doların eğer %8 kademesini düşünürsek 1 milyon 600 bin dolardı kısa bir tabirle. Bunları yapamaz hale geldik. Elimiz kolumuz bağlı. Size yani, bağlı olan buradaki sıradaki gümrük yetkilileri. Tabii efendim. Yani gümrük yetkilileri diyor ki bakıyor sen diyor 6 gün olmuş diyor çıkartıyor.
He? Yok, başka bir zaman da. Sizleri çok seviyoruz. Edirne olarak. Valla ben de sizi seviyorum. Sizin sevdiğiniz biraz şeyde kaldı. Orada kaldı. Edirne kaldı ya. Edirne'den biraz tatlikalı olarak. Tökülmedi yani. Yavuzcuklar nasıl iyi. Haklısınız. Biraz çekiniyoruz. Biraz edirne'de mütevazi, çok mütevazi olduğumuzdan mı kaynaklanıyor? Biraz daha korkarak. Çok istekliler.
en azından zor şartlarda, zor günlerde bu istihdamlarını düşük kapasitede yok olsa devam ettirdikleri için ben onlara teşekkür borçluyum. Ama sizin de desteğinizi istiyorlar. Bir sözümüz vardı Sayın Bakan, hatırlarsınız. Onları orada ziyaret edecektik. Sıkıntılarını dinleyecektik. Umuyorum ki bu kapıyla ve bizim temel atma törenimizle sizinle beraber onları ziyaret edersek ve tekstilli kapalı 600 kişi bir istihdamı var tekstilliğin. Çok önemli, Edirne için çok önemli. Orayla ilgili özellikle 2008 yılında bir şeyler yapabilirsek Edirne'deki bütün Türkiye'nin sıkıntısı olan işsizlikte Edirne adına Edirne'de çok olumlu şeyler gerçekleştirebiliriz. İkincisi, eksik olmayan himmetlerinizde almış olduğumuz İlehimler Tam tahsisi gerçekleşen 277 dönümlük o eski yarış alanı cezaevi karşısındaki yerde 6 aydan beri ben geçen de söyledim. Bir türlü bürokrasi yaşamadım. Yani bu konuda en son sizinle görüştüğümde bakanlıkta biz tahsis ettik ama kamu yararı kararı konusu çok önemli bir konu. Dünya ticaret merkezi olarak düşünülen bir alan. Yani burada her türlü faaliyetlerin olabileceği bir yer. Yer olarak yani biz işte kongre, konferans, toplantı, depo, antrepo, konaklama her şeyin olabileceği bir alan. Bir de tam Bulgaristan, Yunanistan kavşağında olan bir nokta. Tabii bu bugünden yarın olacak bir konu değil. Peşi sıra, kamera almış sıra. Maliye Bakanlığı'ndan olacak mısınız şimdi? Hayır. İstihbarat kararını bakanlığın vermesi lazım. Var. Bu da tarafı çıkartıp yönetilecek de bir yaşıyordu. Şimdi normalde Ticaret Bakanlığı o kamu yararını vermesi lazım. Yani ticaret merkezi bulacaksa. Yoksa ben vermeyince o da böyle görüştüm. Evet. Teşekkür ederim. Peki. Cengiz Bey'in konusu da. Çünkü her şey Cengiz
size okuyup ve prosedürü takdim edeceğim Sayın Bakan. Ben hiç diğerinin istihdam çalışmalarının bir önce başlatılması başkanlarından dolayı Sayın Bakan. Su akacı amacı protokolü imzalarak inşaatın başlatılması, bölgede günlük kapılarında devam etmek duran ağaç kısıtlaması biraz önce arkadaşım da bunu bahsetti. Bu iş yapan esnafımıza büyük bir zulüm olduğu için esnafımızın daha çok yüzeyi. Yunanistan'dan gelen ticaret araçları olarak sınırlamanın kaldırılması. Sayın Bakan, bir sınırlama var. Yunanlı taksiler bir sınırlama var. Bu sınırlamayı kaldırılması yani. Orada karşılıklı sayıda taksi. Sokmuşsun Sayın Bakan. Ulaşma Bakanı'nda Sayın Bakan. Ya Sayın Bakan, kendi insanını görüyorsun. Bu elektriği harcıyorsa parayı ister doktor ister taksit ben anlamam.
bu para ödenecek kardeşim. Ben elektriği bedava elde etmiyorum ki. Eğer elektriği ne ya doğal gaz harcayacağım ya akaryakıt harcayacağım ya kömür harcayacağım. Yani illa bir şey harcayacağım. Onlar da artık dünyada artı artı hal olur. Yani devletin üzerine yeni yeni yükler getirmeye kimsenin hakkı yoktur. Bak yurt dışında dışarılardan kriz yahut da dalgalanma şok gidiyor. Amerika piyasaları alt üst oluyor. Çok şükür bizim piyasamızda böyle bir şey yerimiz yok. Onun için arkadaş herkes ne kullanıyorsa onu ödesin. Yani öyle. Ben işçilik yok. Ben de efendim de söyledim. Pirinceye gidecek, kullanacak. Ondan sonra bakalım ben elektrik parasını ödeyemiyorum. Pirinci elektrikli satarken yarısına bana getirir misin para? Ödesin. Tamam mı sayın hocam? Bunu herkese söyleyeceksin. Tamam. Vallahi keserim. ödemesin. Nereden karşılayacağız? Yani biz şimdi petrol çıkar her yerden bizden. Tamam diyor. Doğal gaz çıkar. Tamam diyoruz. Bak şimdi biz başka şehir araştırıyoruz. Trakya'da Linyit dolu. Linyit'te öyle yüksek teknoloji gelecek ki şimdi. Linyit'i biz artık dumansız, efendim, çevreye sıkıntı vermeden en yüksek elektriği elde edebilecek. Nasıl elde edebiliriz? Onun ARGE çalışmaları yapılıyor. Onları destekliyoruz, onlarla konuşuyoruz. Eğer öyle olduğu zaman Trakya petrol bulmuş gibi bir ülke yer olacak bizim. Bütün Trakya. Şimdi ona çalışıyorum ben yani. Evet. ARGE kanunu da geliyor ama çalışmalar da artık filizlenmeye başladı. Eğer öyle bir çalışma bizi yakalarsak şeyde her yerde adım başı elektrik santrali kurulacak şekilde Trakya'da. Yani bu muazzam bir şey demektir. Yani gelir kaynağı demektir. Muazzam bir Bulgaristan daha oraya gelemedi. Biz şimdi daha iyi teknolojilerin peşinde. Türkiye'de hiçbir yerde yok. Hiçbir yerde yok. Bu benim söylediğim teknoloji Türkiye'nin hiçbir yerinde yok. İlk defa yeni yeni böyle laboratuvar çalışmaları yapılıyor. Bu çalışmalarda başarılı da çıkıldı. Şimdi ben yukarıda profesörlerle şeyler konuştum. Şimdi onun ilk denemesini yapacağım. Deneme yaptıktan sonra zaten Türkiye, hele hele Trakya bu konuda fevkalade önüne geçecek. Esnafı da şimdi böyle büyük projelerin arkasında koşmak lazım. Yoksa böyle küçük tamam ama daha kökten projelerin arkasında koşuyoruz. İnşallah biraz daha netleşirse o zaman bildireceğiz bunları. Evet. Birkaç konu daha var. Hayvancılığı destekleyen işletme doğalarının kolaylaştırması. Sayın Bakan biliyorsun elinde de 1/100 binlik ölçekte şey bitmediği için siz küçsünüz, siz bizi büyürürsünüz. Ben de Edirne'nin adına size elinizi öpüp
daha var sonra sen oturalım. Şimdi bu tabii geçici bir şey. Sizi dinledim ve bundan sonra da dinlemeye devam edeceğim. Fakat benim için üstünüzü hepiniz biliyorsunuz. Nasıl sevdireceğinizi de hepiniz biliyorsunuz. Bunun için biraz zamanımıza ihtiyaç var. Herhalde o zamanda yakın geliyor. Hep beraber görüşeceğiz orada yani. Beni böyle sevdiririz. Şimdi ben bakanın desteğine teşekkür ederiz. Bakanın desteğinize teşekkür ederim. Tamam, kabul ettik, sağ olun. Teşekkürlerinizi de kabul etti. Bütün bu anlattıklarımız hamursuz oldu. Oluyor mu? Olmuyor. Yahut da bazı şeyler var ki 90 yere gidersiniz, onu çıkardığınız mümkün değil. Ama bakana geldiğiniz zaman bakanın tesiri çok fazla olur. Yani ben aman tevazu yapıyorum diye size gerçekleri söylememek durumunda değil, söyleyeceğim. O bakımdan ben şimdi Edirne'de aday olmuşum olmamışım önemli değil. Benim gönlüm sizinle. Ben daha önce Edirne adayıydım. Ama hemen hemen her zaman geldim Edirne'ye. Her türlü desteği verdim. Rektöründen, efendime söyleyeyim, valisinden, esnaf sanatkarlarından, ticaret odasından, herkese verdim. Terk edildi. Öyle mi abi? Verdim. Ama siz bana destek vermediniz. Benim bir görüşüm var, benim bir şeyim var. Evet. Aynı o. Ben de AK Parti mensubu bir insanım. Başbakanımızı getirdi. Kaç defa başbakanımız geldi. Ve sizlere neler söyledi? Şey, bir ilgi görmüyorum, bir şey görmüyorum, bir netice görmüyorum. Beni üzüyorsunuz. Bunun için üzüyorsunuz. Yoksa ben bir yerde bir milletvekili, işte sağ olsun Eskişehir'den geldiler, ettiler, iddia. Biz sayın bakanımızı almadan gitmeyiz, bitmeyiz falan falan oldu. Ama bu değildir. Yani ben Edirne'de olmasam da Edirne, ben en azından iki tane milletvekili ister misin? Ben ya. Niye vurmadın bana? Şey gördünüz. Bunu vermediniz bana. Hepiniz. Beni nasıl, neyle destekleyeceksiniz? Siz kuru kuru lafla desteklenmez ki. Ha bizim şeyde Edirne'de şu kadarımız oldu. Ben hükümette Edirne'yi konuşurken o kadar güçlü oldum. Siz benim gücümü kırdınız. Benim üzüntüm bu. Gücümü kırdınız mı? Ha der ki ya Maliye Bakanı Edirne şimdiye kadar kaç tane Maliye Bakanı çıkarmış? Yani çıkarmadı. Bir bakanımız var, bu bakana biz canımızla, gönlümüzle destek olacağız bakanımıza. Böyle olması lazım. Ben sizden bunu bekliyorum. Ama oraya çıktı, buraya çıktı. Ondan sonra bu netice, siz gelin bakanınızı kendi kendinizi zayıflatıyorsunuz yani. Zayıflattınız, ondan sonra diyorsunuz ki ya bakanım barışalım, edelim. Ya ben şey değil mi yani, köprün olup da benim anam da Edirne'de yatıyor, rahmetli. Babam da Edirne'de yatıyor, rahmetli. Kayınpederim de kayınvalidem. Kardeşim de orada, efendime söyleyeyim, sülalem de orada. Şimdi ben insan doğduğu toprakları unutabilir mi? Onlar yüz çevirebilir mi? Mümkün değil. Ama insan hemşerisinden bir şey bekliyor ya kardeşim. Yani bunu da bana çok görmeyin ya. Ben sizden bir şey bekliyorum ha. 4 senede, 5 senede bir kağıt atacağınız yer hep şuraya. Ne oldu yani futbolu takımın tutar gibi şey tutulmaz ki. Siyasi parti tutulmaz ki. Sonra bakarsın. Ya bana kim hizmet edecek? Bak hizmet için yine geliyorsunuz bana. Ben size kapıları kapatamam ki yani. Ama sizde üzerinize düşen bir şey var yani. Onları yapma, ondan sonra bakalım elini öptüm. Elini kere öptüm. Sonra esas şeyi verme, desteği verme bana. Sonra da arkadaş Edirne'li menfaatine inmesi lazım. Edirne'li menfaatine inmesi. Eskişehir'e nasıl bağırmaz beni gördün. Ama Eskişehir'de hizmet veriyoruz. Canlı gönülden çalışıyorum, hizmet veriyorum. Neden? Sen beni desteklersen ben de seni destekliyorum. Şimdi
siz AK Parti sizin gibi, herkes sizin gibi yapsaydı da bu çoğunluğu elde edemeseydi, nereden bu hizmetleri yapacaktı siz? İmkanı var mı? Peki, teşekkür ederim. Sayın Bakan, efendim? Sayın Bakan, diğer diyeceğim. Şimdi rahmetten sonra, tamam senin hakkını yedireceğiz. Sayın Bakan, saygılar sunuyorum. Her kulağın adresini sizden özür diliyorum. Bu hafta eksikliğini gördük Sayın Bakanım. Gerçekten gördük. Seçimden sonra bugüne kadar ne söyleseniz haklısınız. Biz bir hata yaptık ama siz bize büyümüşsünüz. Estağfurullah, olabilir ya. Ben şahsım adına bundan sonra bu hatayı yapmayacağım. İnşallah. Burada söylüyorum. Sizin desteğinizi her zaman yanımızda gördük. Verdiğiniz destekle de bugün Trakya'ya birlik. Allah razı olsun sizin ve sayın vekillerimizin verdiği, sanayi bakanımızın verdiği destekle Trakya Birlik Türkiye'de 17 bin tarafta bir numara sayın bakanım. Son iş yılında 11 trilyona yakın bir net karımız var. Ve bugün borcu olmayan tek birlik olarak gururla bunu her yerde ifade ediyoruz. İnşallah yolumuzda sizin desteğinize de her zaman ihtiyacımız var. Hangi açıdan var? Üretici açısından var. Üreticinin sıkıntıları ortaya mı sayın bakanım? Bir de çok büyük tarım kesimindeki problemler. Biz size bunları zaman zaman aktardık ama bu dönemde aktaramadık. Orada işte bunun acısını hep birlikte yaşıyoruz, milletvekilimizle de paylaşıyoruz sürekli. Desteğinizin devam ettiğini, edeceğini biliyorum. Ama Edirne'yi ne olur affedin sayın bakanım. Gerçekten yani. Ya koca Bursa, koca Bursa seçiyor bu kadar milletvekili. Ondan sonra bakan isteriz de bakan isteriz. Tutturdular, bakanları da aldılar. E şimdi onun etrafında da kenetlendiler haberi. Ama sen Bursa kenetlendi. Benim etrafımda Edirne kenetlenemiyor. Sayın bakanım bizde var mı? Siz birbirimizi pek sevmiyoruz. Edirne'ye merak ediyorum. İşin gerçeği. Evet. Ha, de... siz bana yapın, yapın da ben kusura bakma. Ben sizin için olmaz. Bu tarafında gerçek bir payı var. Ben böyle bir toplantıda kabul ettiğiniz için Edirne'ler adına, Trakya'nın adına size saygılar ve hürmetlerimi sunuyorum. Sağ olun. Peki. Evet, peki. Bundan sonra arkadaki arkadaşı görüşürüz. Sayın Bakanım, sizi Edirne Kulübü'nün başkanlarına olarak randevularınız için başta Sayın Milletvekillerine teşekkür ederim. Evet. Bu geç kalmış bir toplantının bir nedeni de hatırlarsınız ilk Maliye Bakanlığı'nda bir dernek olarak geldik size. Tamam, ilk bir ziyaret. Evet. Fakat ondan sonra bazı nedenlerden burada açıklamıştım. Araya girdik ve Sayın Vekilim her zaman derneğin yanındadır. Geliyor, gidiyor gayretlerine. Yani yüzüne de söylüyorum. Şu toplantıyı burada Sayın Vekilim burada bize bu sivil toplantı konuşuyor. Zaten evet. Neler yapacağımızı değil mi? Sayın Valim ve Sayın Rektörüm de her zaman Sayın Rektörüm de üniversiteyle halkı kaynaştırdı. İlk defa. Bu toplantının geçti. Evet, siz idare ediyorsunuz. Sebebi şudur geç kalmamın. Ben 6 ay önce bir ameliyat oldum. Geçmiş olsun. Ankaras ve böbreğimi aldı. Burada Sayın Rektörüm'e çok teşekkür ediyorum. Ve beni ayakta karşı yaptı. En iyi kimetiniz yaptınız. Evet. Şimdi onun için Trakya Üniversitesi'nde de çok sahip çıkalım. Çünkü öyle bir dermanlar var. Bırak İstanbul'a gitmesini. Trakya Üniversitesi'ne gidecek paraları yok. Ve rektörüme yükleniyorlar. Şu eksik, bu eksik. Peki ne yaptı da rektörümüze yükleniyorsunuz? Sağ olsun Sayın Valimizle sivil toplum kuruluşları ne zaman arasam ayo diyor ve karşılıyor. Ve ben bundan sonra inşallah Sayın Başkanlarım zaten burada hepsi onlar denemek istemiyor. Onlar beraber zaten tespit ettik. Biliyorsunuz Sıra Kaca Barajı. Evet. Şu anda derneğimiz zaten üyesisin. Evet. Ben size verdiğim zaman Sayın Bakanım Sıra Kaca Barajı'na ve ismini yazdırdı. Ne işleri zaten devam ediyor. Valla bütün işleri yazdırsam da yazdırmasam evet. Da Sayın Bakanım, biz de bu ülkeye sağladığınız için çok teşekkür ederiz. Bunun elinde de devamımızı bekleriz. Bundan sonra Sayın Vekilim'le siz beraber olacağız. Siz bu toplumları ilk defa biliyorsunuz. Bir araya geldik. Şimdi buradaki başkanlarıma da çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımız.
Teşekkür ederim. Hasan Bey. Hasan Bey. Sayın Bakanım, saygılar sunuyorum. Sayın Bakanım, saygılar sunuyorum. Efendim, Enes Ziraat Odası Başkanı Hasan Çörek, aynı zamanda AK Parti İlgilen Meclisi'yiz. Efendim, ben arkadaşlarımızın etmiş oldukları özürleri ne mutlu ki etmek zorunda olmayan bir kardeşinizi. Şahsınızı ve mevcut siyasi partinizi, şahsınızı 1978 yılından beri tanıyorum. O günden beri hep arkanızda oldum. Sadece bu toplantılarda değil. Kendim en azın Yenice köylüyüm. Yenice köyünün muhtarımız yanımızda. Evet. Aynı zamanda partimizin ilçe başkanı da Yenice köylü. Yenice köyü AK Parti kurulduğu günden beri hep birinci parti. Bütün seçimlerde. Sizden istirhamım... Yani seni örnek açıklar. Evet, hayır. Efendim, evet. Efendim, Enes'in... Bunlar İslam'ın talep gelir tabii. Tabii. Efendim, Edirne'nin sorunları benden önceki arkadaşlarımız çok güzel ifade ettiler. Ben Enes Yereli ile ilgili...